Paris'e dönelim. Alpe, sen Hakkı'nın bahsettiği bu cüzdanın çıkartan markalardan en bilinenin bir ürün lansmanındasın. Sosyal medyadan da izledik, gördük. Bu Hakkı'nın gösterdiği gibi küçük değil artık, biraz büyümüş sanki. Orada ilgi nasıl? Neler konuşuyor? Gündemde neler var? Senden alırsak sevinirim. Öncelikle ilgi çok yoğun. Onu söyleyebiliriz. Aslında kripto para piyasalarının ayı piyasasında olmamıza rağmen bu tür etkinliklere hala çok ciddi şekilde ilgi var. Sektörün aslında öncü markasının burada yaptığı, aslında Paris'te çıkmış bir marka ve burada yaptığı ürün lansmanında yeni ürününü tanıttı. Bu yeni ürünü şu şekilde bahsedebiliriz. Aslında az önce ekranda da gördüğünüz gibi bu cihazlar USB belleğe benziyor ve tam olarak hani kullanılabilirlik açısından bazı insanlara zor gelebiliyor. iPod'un da tasarımcısı Tony Fadell'a gidilmiş ve bu marka ile birlikte bu ürünü nasıl herkesin kullanabileceği, daha basit bir şekilde, daha işlevsel olarak tasarlayabileceklerini üzerinde çalışmışlar ve yeni ürünlerini tanıttılar. Bu yeni ürünün üzerinde e-ink bir ekran var. NFT'lerinizi burada da sergileyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları üst üste koyup böyle birkaç tane cihazda da kullanabiliyorsunuz. Burada şu detaylardan da bahsettiler. Aslında bu henüz daha sektörün çok başındayız. 6 milyon cihaz sattıklarından ve henüz herhangi bir cihazlarının asla hacklenmediklerinden bahsettiler. 6 milyon cihaz belki sektör için çok büyük gözükse de aslında kripto para ekosistemi ve kripto paraların da gideceği yolu düşündüğümüzde bence oldukça daha yolun başındayız diyebilirim. Onun dışında bu cihazlar sadece aslında kripto paralarımızı saklamak için kullanılmıyor. Aynı zamanda NFT'lerimizi saklamak, aynı zamanda merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla etkileşime geçmenizi sağlayan cihazlar. Yani Alp, bunları orayı biraz sadece... açar mısın? Hakkı'ya da detaylı soracağım orayı. Tabii ki. İzleyicilerimiz için Tabii açalım ki. istersen. Mesela sadece Bitcoin saklama veya 5000 civarı token destekliyorlar. Ama bunu insanlar cihazı alayım, saklayayım, unutayım şeklinde kullananlar olduğu gibi günlük olarak merkeziyetsiz finans uygulamalarına erişirken güvenliği bir adım ileriye taşımak için kullanan çok fazla kişi var. Zaten markada bu kişilerden gelen geri bildirimleri alarak yeni cihazını tasarlamış. Onun dışında artık NFT'lerimiz var. NFT'lerimizi cüzdanlarımızda görebiliyoruz. Günlük hayatımızda kullanabilmemizi sağlayan bazı özellikler geliştirmişler ki üzerine koydukları aslında e-ink ekranda kişiselleştirebilmenizi sağlayan NFT'lerinizi veya işlemlerinizi yaparken daha aslında bilgisayarınıza bağlamadan ya da telefonunuzdaki mobil uygulamaya bağlamadan kullanabilmenizi sağlayan bir geliştirme olmuş ve bence oldukça da hoş olmuş diyebilirim. Çünkü normalde USB bellek gibi bir cihazı telefonunuzla eşleştirip veya kabloyla bağlamanız gerekiyordu. Belki uzun vade saklamak için bu uygun olacaktır. Fakat günlük kullanım için şu an yeni cihazlar çok daha kullanıcı dostu diyebilirim. Alp, ücretlerle ilgili bilgi var mı yeni cihazlarda? 2023'ün ortasında, pardon, 2023'ün ilk çeyreğinin sonuna doğru satış yapılacak. Ama dolar cinsinden 200 küsür dolarlar diye yanlış hatırlamıyorsam öyle bir fiyatı vardı. Ama o fiyat tabii ki değişikliğe uğrayabilecektir. Ayı piyasasından çıkılırsa herhalde kripto yatırımcılar için çok sorun olmayacak bir tutar diyorum.